Ajanda programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu bölümde İstanbul Yenikapı'da Siirt günlerindeyiz. 18-22 Ekim arasında sürecek olan Siirt günlerinde Siirt'in tarihi güzelliklerini, kültürünü, ev yemeklerini ve birçok yöresel ürünlerini sizlere tanıtacağız. 18-22 Ekim arası yolunuz Yenikapı'ya düştüğünde mutlaka buraya uğrayın. O zaman ne yapıyoruz? Siirt günlerini tanımaya başlıyoruz. Efendim ajanda programda gezerken şimdi Siirt özel Şeref Büryancı'dayız. Merhabalar, sizi tanıyorum. Merhaba efendim, benim ismim Şeref. Siirtliyim, Şeref Büryancı'nın sahibiyim. Bu arada İstanbul'a hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi şöyle diyelim, bu Siirt Şeref Büryancı olarak geçiyor. Evet, tabii. Kısaca anlatır mısın? Mesela bu neyden yapılıyor, nasıl yapılıyor, nasıl yiyiliyor? Efendim, kuzu eti olarak pişiriyoruz. Tamam. Etlerimiz Siirt'ten de geliyor. Balıkesir'den de geliyor. 2-3 yerden mukallif et alıyoruz. Kuzu etinden hep yapılır. Kuzu etinden yapılıyor diyorsunuz. Fakat, az önce dediniz. 3,5 metre derinlikte kuyuda yapıyor. Yani 3,5 metre kuyular derinlikte, kazılıyor. Derinlikte tabii, kuyular derinlikte kazılıyor. Yapıyor. Orada ateşte buhar. Ateş var. Ondan sonra o ateş olduktan sonra etrafını açıyoruz. Bu şekilde etleri sallıyoruz. Ha, siz içine girmiyorsunuz tabii. Zaten. Etleri ondan yukarıdan sonra üstünü kapatıyoruz. Hı-hı. Üstünü kapattıktan sonra çamurla kapatıyor. Buhar almasın. Bu sırf buharla pişer. Peki hava bir şey almasın. Soracağım. Şimdi eti böyle normal sadece eti indirmiyorsunuz değil mi? Bir, herhangi bir tencerenin içinde. Kemikleri de indiriyoruz. Hayır onu demedim. Mesela çamurun içinde toprakta kirlenmiyor mu? Hayır o diş şeye üstünde şey var, saç kapağı saç var. Saç var, sacın üzerinde indiriyorsunuz tabii, değil mi? Tabii dişten dişi su alıyor. Daha lezzetli oluyor tabii, diyorsunuz. Tabii su yeni buhar çıkmasın ondan. Hava almasın böyle şeysiyle pişsin. 2 saat pişiyor orada. 2 saat pişiyor. 2 saat sonra üstünü açtıktan sonra böyle buharlar çıkıyor. Ondan sonra bu çengeli görmüş olduğun şeker dolu et olur böyle. Şeyle alıyoruz, getirip böyle asıyoruz dükkanda. Ondan sonra müşteri gelene bir porsiyon, iki porsiyon, 100 gram, 200 gram böylece serviste. Peki dürüm arası mı oluyor bu, porsiyon mu? Porsiyon olarak şöyle iki pide. Bir altında, yarıya şöyle bir altında, bir üstünde ısıtıp veriyoruz. Sadece et olarak mı yiyorlar? Yani bunun yanında herhangi bir şey veriyor musunuz? Mesela pilav gibi, baharat gibi herhangi bir şey katılıyor mu? Bu aslında böyle yenir ama perde pilavımız da var. Perde pilav, bilmem bilir misin, bilmez misin? Yok, duymadık. Bak. Ha, o perde pilavı. Perde pilavı. Bizde etin içine mi konuluyor? Hayır. O pilav ayrıdır. Bak. Bu ayrıdır. Bunlar bağırsak dolması. Bunlar da Siirt özel değil mi? Tabii. Bunlar kemikli büryan. Bu kemiksiz büryan. Peki o zaman sevgili seyircilerimize söylemek için şöyle bir tadına bakalım. Bakalım nasıl? Zaten kokusu da müthiş. Gerçekten kuyuda bu, piştiği için. Kuyuda piştiği için. Bu şimdi sıcak olarak veriyoruz, sıcak olarak vermiyoruz tabii. Evet. Yeni ağzının tadını bilen yer bunu. Peki şöyle diyelim, hani İstanbul'dan ya da başka şehirlerden Siirt'e yolu düşerse sevgili seyircilerimizin, Şeref Büryan'dan yiyecekler ama Siirt özel İstanbul'da da var mı? Yani bazı yerlerde de var ben mı? Ben İstanbul'dayım. Ha, İstanbul'dasınız. İstanbul'dayım, Şeref Büryan'ın sahibiyim Fatih'te. Ha, çok güzel. O zaman Fatih'tesiniz tabii, değil mi? Tabii Fatih'teyim, Şeref Büryan'dayım. Sevgili seyirciler, gerçekten muhteşem. Kuzu etinden yapılıyor. Koyun da değil. Kuzu etinden yapılıyor. 3,5 metre derinlikte bir kuyuda buharla pişiyor. Ve gerçekten müthiş oluyor. Tabii bunun yanında isterseniz perde pilavı da yiyebilirsiniz. Ve başka çeşit şeyler de yiyebilirsiniz. Bunlar dolması var. İçli köfte var. Ne isterlerse yanında artık çoban salata, ezme salata bir şeyler ikram ediliyor. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
gelip her misafirlere, her yerine afiyet olsun diyelim. 18-22 Ekim arası zaten buradayız. İnşallah görüşürüz inşallah. Sizi yağlar üzülüyor. Evet, biz de gezmeye devam ediyoruz o zaman. Tabii. Efendim, Ajanda programında devam ediyoruz gezmeye. Bu arada Siirt özel Bumbar var burada. Bumbar'ı görmeye geldik. Merhabalar, tanıyalım Merhaba, sizi. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ayla. Bu Bumbar olarak geçiyor değil mi? Yani adı Bumbar, Siirt evet, özel. Siirt özel, Doğu'ya özel. Doğu kültüründe genellikle yapılan ve ev yemeklerinde kullanılmıştır. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Bumbar'ı biliyorum ama Bumbar'ı bilmeyenlerimiz var. Şöyle kısaca anlatır mıyız? Mesela bir tane alalım, sevgili seyircilerimiz de görsün. Mesela bu Bumbar şöyle alalım. Neyden yapılıyor? İçine ne konuluyor? Nasıl yapılıyor? Yani yapım aşamalarını söyler misin? Kuzudan yapılır. İç bağırsaktan yapılır kuzunun içinden. İçine konulanlar bulgur, pirinç. Biz küçük küçük kuşbaşı et de olabilir, kıyma da olabilir. Şöyle yapalım önce. Kuzunun bağırsağından yapılıyordu. Yani kuzunun bağırsağını çıkarıyor. Önce temizleniyor. Evet, temizlendikten sonra. Onun aşamasında çok uzun biraz sürüyor. Biraz tabii zor oluyor. Evet, çok zor. Yani kolay bir şey değil. Aslında bazıları Bumbar'ın neyden yapıldığını, nasıl yapıldığını bilmiyor. Şimdi koyunun ya da kuzunun bağırsağından deyince böyle iyi diyor, nasıl yiyorsunuz falan. Ama gerçekten temizledikten sonra çok müthiş tadı var evet. Sevgili seyirciler değil mi? Evet, çok güzel. Temizledikten sonra ne yapıyoruz? İçini hazırlıyoruz. İçini hazırladıktan sonra görüldüğü şekilde pişirmeye bırakıyoruz. Bir iki saat pişmesi gerekiyor. İçine biraz uzun şöyle sürüyor. Şöyle bir şey yapıyoruz. Aynı söyle gelir misin evet. Sen de? İçinin doldurması... Bulgur, pirinç, bulgur ve pirinç kıymadan, kuşbaşı etten olur, satır kıymasından olur. Bunun dolması. İçinde gene, pirinç ya da bulgur mu var? İkisi de var mı? İkisinden de var. Çünkü daha güzel olur. Bir de içinde az bir karabiberi vardır, baharat çeşitleri vardır. Onun özel baharatı vardır, özel baharatı da yapılır. Bunu her usta, her kişi bu şu görmüş olduğunuz bumbarı dolduramaz ve yapamaz. Bizim yapmış olduğumuz bumbar süt kuzusundandır ve koyundan yapmayız. Neden ne yaparız? Neden söylerseniz şundandır. Bu ilk önce haşlarız bumbarı. Ondan sonra acı suyunu alırız. Ondan sonra sosunu veririz ve pişmiş haline getiririz. Ne kadar sürede pişiyor? Efendim? Ne kadar sürede pişiyor? Aşağı yukarı bir 20 dakika bir kaynadığı zaman 10 dakika bir kaynaması vardır mum ışığında. Ondan sonra mum ışığında kaynattıktan sonra afiyet ve şeker olsun yemeğe. Mum ışığında. Mum ışığında 15 dakika pişiyor. Mum ışığı derken yani. Ocağı biraz diyelim ki. Kısık ateşte. Kısık ateşte diyelim. Evet. Evet, hepsi o kadar. Ondan sonra pişme hazırdır, afiyet olsun. Hepsi o kadar. Gerçekten bir gel kaçma da. Ben şimdi kaçmam abi. Söyle. Şimdi şöyle bazen anlattığımız zaman ya koyunun bağırsağından kuzunun bağırsağından nasıl yapıyorsunuz falan diyorlar ama yani tadı müthiş, bir yemelerini öneririz değil mi? Önce yiyecekler abi, ondan sonra büyük hayvanı bu şırdandan yapılırsa şey olur, biraz şeye kaçar ama kuzunluktan olduğu zaman damak tadı ve kalitesi. Damak tadısı, kalitesi buradadır. İstesem de bak. Abim de zaten kokusunu duydu geldi. Evet. Siz buyurun. Siz daha önce yediniz mi bumbardan? Televizyon çıkıyorsun abi. Ben güneyde çok kaldım da onun için merak ettim. Ben güneyde... Normalde nerelisiniz? Ben Sivaslıyım da. Yani Sivaslısınız, İstanbul'da. Güneyde çok görev yaptım. Onun için de dikkatimi çekti, geldim baktım. Evet abi bak çok güzel. Bak gerçekten tuttu. Bu 10 dakika bir kaynayalım onu. Mumuş 10 dakika kaynadıktan sonra demini aldığı zaman. Şu anda hazır mı? Hazır bu. 15 dakika mumuşunu alıyorsun. Hafif ışığı alıyorsun. Hafif ışıkta 15 dakika bitiyor. Saatine bakıyorsun. Alabilir ondan mi? Sonra kapatıyorsun. Bir porsiyon olur. Ne demek? Buyur otur ye. Ben mesela sana bedava vereceğim abi. Allah'ın emrine. Belli iddialısın. Evet. Ben iddialıyım, malımın iddiasıyım. Belli oluyor. Yani. Afiyet olsun abi. Evet sevgili seyirciler, gerçekten bumbar deyip geçmeyin. Koyunun kuzunun bağırsağından yapılıyormuş diye yememezlik yapmayın. Bir tadına bakın deriz. Gerçekten muhteşem. Değil mi? Çok evet. Güzeldir ya. Beğenmezseniz bedava. Evet, beğenmezseniz para vermeyin. Evet. Bu arada 18-22 Ekim arası buradayız. Evet abi. Yeni Kapı'ya yolu düşer. Pazar gününe kadar buradayız. Allah'ın pazar gününe kadar buradayız. Evet. Yeni Kapı'ya yolunuz düşerse mutlaka mutlaka uğrayın. Dönerden, kavurmadan, kuzu çevirmeden. Bakın ben size söyleyeyim. Kuzu çevirmeden, saç kavurmadan, tantuni'den, et döner, yaprak döner. Dönerden yiyeceksiniz. Bumbardan yiyeceksiniz. Gözleme türleri var. Gözde çayı, gözde kahvemiz var. Saymadığım bir şey kalmadı ya. Evet. Közde kahvemiz var.
Hepsi bu kadar abi. Tane bir her şey var. Yok et ürünleri yok yok. Yayık ayranımız dahi var. Yayık. Oo süper. Evet. Teşekkür afiyet ediyoruz. Ben afiyet olsun derim. Buyurun oturun. O zaman gezmeye devam ediyoruz. Efendim Ajanda programında gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Pervari Hasbal'dayız. Siirt Özel. Merhabalar, tanıyalım sizi. Merhaba, teşekkür ederim. Ben Emin. Pervari Hasbal bizim yerimiz. Şimdi bala geçmeden önce tanıtabilir miyiz? Bunlar nedir? Tadı nasıl? Ne anlama geliyor? Mesela bu gördüğümüz... Biz buna hariri diyoruz. Aslında pes değil. Çeşitliğin bir çeşidi. Kesme hariri diyoruz abi. Üzümden yapılıyor. Bizim Siirt'te üz. Öz yani üzüm şey, kurutulduktan sonra yapılıyor. Tabii üzüm kurutulduktan sonra yapılıyor. Üzümden yapılıyor, yani üzüm pekmezden yapılıyor. Siirt'te yapılıyor abi. Bu da kurut. Çükelen kurutulmuş yani ayran yapılıyor. Bunda ayran yapılıyor, ayran çorbası yapılıyor. Bizim yöresel yemeklerimiz var bu ayranla. Yemeklerin içine atılıyor tabii, bunlar. Tabii. Doğranıp Ayran yapılıyor. Ondan sonra yemek. Ben zannettim ki böyle yeniyor bundan. Gerçekten yok, yenilmiyor değil mi böyle? Yani biraz serttir yani. Yemesi sert, biraz zor olur. Ama tadı ayran tadı mı? Yoğurt tadı mı var içinde? Ayran tadı. Ayran tadı veriyor. Yani ne yapıyorsunuz? Bunu böyle suyun içine attığınız zaman eriyor mu? Tabii tabii. Suyun içine koyuyor. Biraz bekletiyor. Ondan sonra biraz da karıştırıyor. Uyuyorlar. Bu ayran haline geliyor. Peki şöyle bir şey diyelim. Hani ayran yapmak için biliyorsunuz yoğurt alıp yoğurt koymanız lazım. Bunun anlamı ne? Yani yoğurttan kastımız... Şimdi bunun lezzeti farklıdır. Ha, lezzeti farklı tabii, oluyor. Tabii. Bunun yöresel olarak zaten lezzeti farklıdır. Bu çükelen kurutulmuş. Yani bu çükelekten yapıyorlar. Çükelekten yapılıyor. Tabii. O normal ayranın şey ayrıdır. Yoğurt ayranı. Yoğurdun tadı ayrıdır, çökeleğin tadı daha farklı. Bunun tadı daha farklı. Bir de yemek, özellikle yemek ayran olarak kullanılmıyor. Yani ayran olarak, ayran yapayım içeyim diye kullanılmıyor. Yemekten kullanılıyor daha çok yani. Bunun yanı sıra kuru üzüm var, kayısı var, şey var. Bizim bu Halenze üzümü, Siirt Halenze üzümü. Kuru üzüm. Tabii bu bizim orada yetişiyor yani. Bu bölgesel yani bizim o bölgede, başka bölgelerde yetişmiyor bu üzüm. O da Siirt abi. Evet, tabii tabii. Peki şu gördüğümüz? Bu da üzüm, ince, el yapımı. Yeni üzümden yapılıyor. Tabii tabii, yeni üzümden yapılıyor. Bu da ince, cevizle katıyorlar içine. Pastırma diyorlar buna diğer adıyla. Ya, öyle de diyen var ama özellikle bizim o yöre halkı olarak pestil. Peki, bunların yanı sıra bir de bal satıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Siirt özel bal var. Tabii bizim kendi o zaman balları balımız. Görelim mi? Tabii. Evet, şimdi bal bölümüne geldik. Siirt özel bal. Tabii Siirt Pervari balı abi. Pervari balı. Evet abi, Pervari. Bunu çiçekten yapılıyor biliyoruz ama genelde arı özünü neyden alıyor bunu? Ya bizim burada aslında binbir çiçek diyebiliriz. Hani özellikle... Ya mesela bunu... pamuk bal var. Hayır, bizim orada pamuk yok. Pamuk yok. Bizim Pervari balı özelliği pamuk yok. Sade çiçekten alınıyor. Bizim burada işte özellikle geven diye bir bitki var. Yani ot var abi. Hani o özelliği genellikle bildiğim kadarıyla gevenden alıyor. Hani bizim Pervari balı olarak, yöre olarak Pervari balı biliyorsun meşhurdur. O şeyi rahayı oradan alındığını biliyorum. Tabii ki bu şimdiki mesele değil Pervari balı olarak. Ta bilmem dedelerimizden, atalarımızdan beri. O genellikle Pervari balı var yani Osmanlı döneminden bu yana bile. Şimdi, şey diyeceğim, şimdi bu genelde petek bal, bir de süzme olarak da bunu yapıyor musun? Tabii ki süzmemiz de var. Fakat bu karakovan dediğimiz baldır. Karakovan balı. Orijinal, tamamen arın yaptığı mumudur, işte şeyidir, tamamen doğal. Karakovan dediğimiz petek balı. Peki bir şey soracağım. Şimdi var mı? Küçük bir tadına tabii bakalım. Tabii şöyle tadına da bakabilirsin. Yok, çok vermenize gerek yok. Petek yok. Şöyle hafif ucundan. Şimdi bir şey soracağız. Şimdi biliyorsunuz televizyonlarda birçok bal reklamı yapılıyor. Peki balın gerçek mi sahte mi olduğunu ya da şöyle diyelim glikoz mu ya da gerçek bir bal mı, bal olduğunu nereden anlarız? Adam reklamda şöyle yapıyor. 5 kilo bal 100 lira diyor. Normalde bu balın kilosu ne kadar? Normalde bu balın kilosu şu anda bizim kendi üretimimizdir. Bizim kendi evimizin balıdır. Pervari Hasbal olarak bizim şeyimiz. Bunun kilosu 150 lira. Kilosu 150. 180 ile 150 civarı satılıyor. Şu anda en düşük fiyatımız 150 liradır.
Öbür adam ne diyor? Gel diyor, 5 kilo bal 100 lira diyor. 5 kilo bal 100 lira diyor. Yanında da bir krem hediye diyor. Yani şimdi 5 kilo bal 100 lira. Şimdi bugün gidiyorsun bakkala, ufacık bir kavanoz reçel alıyorsun. 5 lira. Evet. Ufacık 250 gram bir reçel alıyorsun, 5 lira. Şimdi insanları da bunu bilmesi gerekiyor yani. Bir reçel 5 liraysa 1 kilo bal neden 10 lira? Veyahut da 20 lira. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Efendim 18-22 Ekim arası Siirt günlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba. Bu arada hediyelik eşyalar çok güzel. Evet. Neyden yapılıyor bunlar? Bakırdan, bakırdan mı? Bakırdan yapılıyor. Neler var burada? Burada çay setlerimiz var, kahve setlerimiz var, şekerliğimiz var, İskender kapaklarımız var. Bu sütlük. Süt konup bunların hepsi genelde bakırdan yapılıyor. Bakır el işi. El işi yapılıyor. El işi. Sürahimiz var. Sürahiden tutun fincanlara kadar, evet, çay tabaklarına kadar, çay bardaklarına kadar ve birçok şey burada hediyelik eşyayı bulabiliriz. Evet. Peki bu renkli olanlar genelde kaplama mı oluyor? Nikel kaplama. Nikel kaplama. Evet. Bakır ama üstü nikel kaplama. Ha, nikel. Peki istediğin renkte kaplayabiliyor musunuz yoksa belli hani, renkler mi var? Sarı ve bakır. Yani sarı ve bakır renginde oluyor. Beyaza dönüyor en son. Bunları genelde hediyelik için alıyorlar, süs için alıyorlar. Yok, kullanmak için. Kullanmak için kullanmak de kullanabilirsiniz için. Kullanabiliyorsunuz. De. Kullanabiliyorsunuz. Çay setleri, kahve setleri. Bunlar şekerlik. Şekerlik. Evet. Bunlar çerezlik olarak kullanılabilir. Narlarımız var burada. Hı hı. El işi. Bunlar dövmeyle yapılan mallar. İskenderimiz var. Mesela. Bunun genelde kapağı var ve tabii burada da kalay içi kalaylı kullanılabilir. Yani herhangi bir şey olabilir, herhangi çerez olabilir. Yok, bunlar da sadece yemek. Ha, yemek tabağı yemek, yemek tabak olarak. Peki burada bir tane şeyimiz var. Bunun adı nedir? Leğenli ibriğimiz. Abdestlik diyelim. Eskiden Osmanlı zamanında halk dilinde ırbık olarak. İbrik olarak abdestlik yani. Abdestlik olarak tabii geçiyor. Bu da zaten altı. Evet, altı. Bunun içindeki suyu buradan dökülüyor. Evet. Abdest alırken buraya doluyor. Ondan sonra da dökülüyorlar. Tekrar yerine konup bu şekilde muhafaza peki ediliyor. Çaydanlıklarımız var. Gerçekten çaydanlık birbirinden güzel çaydanlıklarımız var. Çaydanlıklarımızı görebilir miyiz? Tabii. Bu da kaplama çaydanlık. Yok, kaplama değil. Orijinal bakır. Orijinal bakır. Evet. Orijinal bakır. Kaplama dediğimiz, nikel kaplama dediğimiz de budur. Büyüyor. Peki onların altlıkları ne işe yarıyor? Onların çayın soğumaması için. İçine herhangi bir şey koyuyor mu? Tabii mum. Mum koyuyoruz. Mum veya jel. Bakın bu şekilde mum konduğu zaman herhangi bir soğuma yapmaz yani. Bu bakır çaydanlıklarda gerçekten çayın demlenişi de çok farklı oluyor ve çok lezzetli oluyor değil mi? Farklı, evet. Evet, gerçekten sevgili seyirciler, bakır çaydanlıkta çay demlemek daha muhteşem oluyor. Hem lezzetine doyma olmuyor hem de biraz sağlıklı oluyor. Çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil efendim, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar, sizi tanıyalım. İsmim Hamza Erpaylaştıran. Karadut suyu satıyoruz efendim. Karadut suyu kan yapar. Vücuttaki yorgunluğu, halsizliği alır. Demir eksikliğini karşılar. Ağız yaralarına ve dudak yaralarına, çatlaklarına iyi gelir efendim. Karadut Güneydoğu bölgesine özel bir şeydir. Bu da özüdür efendim. Güneşte yoğunlaştırıyoruz biz bunu. Karadut genelde Güneydoğu'da evet, yetişir. Güneydoğu'da yetişir. Hem yabanidir. Ege'de yetiştirilen sonradan ekimdir. Bunlar yabani, kendiliğinden yetişen karaduttur bizimki. Genelde Güneydoğu'da karadut olarak hitap edilir. Karadut pekmez olur, suyu olur. Bunu içiyoruz. Normal meyve suyu gibi efendim. Normal meyve suyu gibi evet de içeriz. Şifa efendim. Şifa kan efendim yapar. Aynen öyle, kan yapar. Çocuklara çok iyi gelir. Yani çocuklardaki gelişimini hızlandırır. Bizim orada dut yetti, güç yetmez derler büyüklerimiz. Evet sevgili seyirciler, gezdiğiniz yerde eğer bir karadutçuya rast gelirseniz mutlaka bir bardak içim. Gerçekten şifa niyetine güzel bir şey.
Tüm halkımızı bekleriz Siirt günlerindeyiz efendim. Siirt burada günlerinde 18-22 Ekim arası. Evet. Eğer Yeni Kapı'ya yolunuz düşerse mutlaka bu buradan buradan bir bardak karadut suyu için. Beğenmezseniz para da vermeyin. Zaten ikramımız. Dağıtıyoruz zaten. Parayla satmıyoruz yani. Öyle mi? Tabii ikram ediyoruz. Tattırıyoruz. Tanıtım amaçlı. Bir tane alabiliriz. Bir tane de verebiliriz. Yeter ki tüketin. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Karadut'un hemen sonrasında nar ekşi standına geldik. Merhabalar, tanıyalım sizi. Merhabalar, ben Ayşe. Bu arada hoş geldiniz İstanbul'a. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi bunlar nar ekşisi olarak geçiyor değil mi? Evet, nar ekşisi. Ev yapımı doğal ekşi nardan yapılmış nar ekşisi. Şimdi genelde Güneydoğu'nun birçok ilinde bulunuyor bu nar ekşisi. Evet. Siz de anlatır mısınız nar ekşisi nasıl yapılıyor? Nar ekşisi nar toplandıktan sonra tanelere ayrılıyor ve bunlar eritiliyor, eziliyor. Ezildikten sonra genelde güneşte de oluyor, kaynatılarak da yapılıyor ama bizimkisi doğal güneşte yapılmış nar ekşisi ve ekşi nardan yapılmıştır. Doğal bir üründür. Doğal olduğu için standlarımıza getirdik zaten. İstanbul'da da doğal bir ürün bulabilme şansı yok zaten yani halkımızın. Biz de dedik hani götürelim herkes tanısın, tadına baksın. Şimdi şöyle diyelim o zaman nar toplandıktan sonra içinin taneleri alınıyor. Evet, evet, orada kaynatılarak da yapılıyor ama sizinki ezildikten sonra güneşe koyuyorsunuz. Güneşte doğal katılaştırılıyor ve bu şekilde oluyor. Bazısı şeydir, aromadır ama bizimkisi doğaldır. Şöyle de bakabilirsiniz ekşisine, tadına, lezzetine. Ev yapımıdır, doğaldır, harika bir şeydir. Tavsiye hem biraz ekşi hem tatlı ikisinin karışımı gerçekten muhteşem bir tadı var. Evet. Bunu tabii öyle de içebilirsin, öyle de yiyebilirsin tabii ama genellikle salatalara da kullanılıyor değil mi? Tabii ki salatalara, köftelere kullanılıyor. Genelde bazen kaşıkla da yiyen oluyor yani şeker hastalarımız bile bunu bazen şekeri yükseldiğinde kullanabiliyor çünkü doğal. Şekeri bile düşürüyor yani. Çok yükselmiş şekeri bile düşürüyor. Az önce ben diyecektim. Evet sevgili seyirciler gerçekten şeker hastalarımız özellikle nar ekşisini yediğiniz zaman şeker hastalarına iyi geliyor. Şekeri, ama doğal olanı. Doğal olanı. Doğal olanı. Yani bazıları gerçekten fabrikasyon oluyor. Onlar yenildiği zaman şeker hastalarının şekeri daha fazla yükseliyor. Bazı teyzeler geliyor diyor nar ekşisi almayacağım şeker hastasıyım şekerim yükselir. Hayır dedim siz bir tadına bakın. Hani hem ekşidir hem de doğaldır bu. Teyze aldı dedi gerçekten ben böyle bir lezzet görmedim. Ha bugün bayağı yani ilk günümüz olmasına rağmen güzel bir ilgi var. Çok da beğeniyorlar. İnşallah devamını da diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Efendim ajanda programında devam ederken Siirt Kurtalan'ın standındayız. Kilimiyle meşhur Kurtalan'ın standına geldik. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Filiz. Kurtalan Kaymakamlığı'ndan geliyoruz. Burada halı dokuyoruz. %100 gök boya. Yani sipariş üstüne de yapılır. Kişinin özelliğine göre karakteristikler de yapılır. Yani kişiliğin istediğini her şeyde bu motif olarak, desen olarak halıya işlenebilir. Yeter ki insanın beyin gücü olsun. Yeter ki Kurtalan'da genelde halk eğitim merkezi olarak geçiyor değil mi? Evet halk eğitim merkezi. Aile destek merkezimiz var. Çatımımız var. Yani destek merkezi derken kaymakamlık bey. Her peki şöyle, öncelikle şöyle anlatalım. Bu iplerden ne ipleri kullanılıyor bunlar? Kök veya koyun iplerinden. Önce koyunlardan alınır. Sonra bir güzel onları kazanlarda kök boya olarak da bir güzel kaynatılıp kök boya olarak bize ipler verilir. İşçiliği oldukça zor görünüyor. Evet, işçiliği bayağı zordur. Tek tek ipleri buradan geçiriyorsunuz ve evet, istediğiniz ilme, modeli ilme dokuyup desenle işliyoruz artık. Peki, aklınızda herhangi bir desen var onu mu yapıyorsunuz yoksa resim getiriyorlar o resme göre mi yapıyorsunuz? Ya resim var. İnsanın aklında da olduktan sonra yapabilir. Yani desenimiz var. Özellikle desen üstüne veya sipariş üstüne de halı yapılabiliyor. İstediğiniz resmi de buraya desen olarak yapabiliyorsunuz. İstendikten sonra her deseni halıya işleyebiliriz. Onda bir sıkıntımız yok. Yeter ki istenilsin. Anladım. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim ajanda programına devam ediyoruz. Kurtalan Belediyesi'nin Aile Destek Merkezi'nin hazırlamış olduğu ürünleri sizlere tanıtıyoruz. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Ahmet Deryalar. Kurtalan Belediyesi'nin basın sorumlusuyum.
Buraya bugün Yeni Kapı'dayız. Siirt günleri, tanıtım günleri kapsamında ilçemize özgü olan kök boya iplikleriyle yapılan halılar. Bu halılar şimdi şöyle bir özelliği var. Rengi solmuyor. Hı hı. Çift taraflı da kullanılabilir. Bunu yapanlar ise Aile Destek Merkezi'nde kurs gören öğrenciler tarafından yapılıyor. Bayan öğrenciler tarafından yapılıyor bunlar. Kurs gören onlar, öğrenciler yapıyor. Onların emeği. Peki yine bu elde yapılıyor değil mi? Bu elle yapılıyor. Tamamen az önce gösterdiğiniz gibi küçük bir makineyle elle dokunuluyor. Öğrenciler hem orada vakit geçiriyor hem de bütçelerine katkı sağlıyorlar. Yani Aile Destek Merkezi'ne de katkı sağlıyorlar. Evet. Yalnız kök boya iplikleri dünya genelinde zaten ilçemizden diğer ülkelere satış da yapılıyor kök boya iplikleri. Çok kaliteli, rengi solmayan iplikler. Sizi tanıyalım. Filiz Karatay, Aile Destek Merkezi sorumlusu. Siz de Siirt'ten buraya geldiniz. Siirt Kurtalan'dan geldik. Kurtalan'dan geldiniz. Halk Eğitim Merkezi, Kurtalan Kaymakamlığı ve Kurtalan Belediyesi adına buradayız. Öğrencilerinizin elinden her şey geliyor. Gördüğümüz gibi kilim halı örüyorlar. Bebek battaniyesi örüyorlar. Evet, bebek battaniyeleri örüyorlar. Hem kendilerine hem kursa. Bunun için de çok faydalı kurslarımız olduğu için kendi evlerine de katkıda bulunuyorlar. Bunları yapıp kendileri satıyorlar. Çocuklarına hediyelik olarak veriyorlar. Kim nasıl değerlendirmek isterse o yönde değerlendiriyor kursiyerlerimiz. Anladım. Battaniyenin yanı sıra burada atkılarımız var, berelerimiz var, yeleklerimiz var kızlar için, kız bebeklerimiz için. Üç boyutlularımız da var. Aynı şekilde bu üç boyutlular da var. Bunlar resim olarak geçiyor. Evet, bunların neyden yapılıyor? Karpostallarımızı alıyoruz, boyutlandırıyoruz tek tek. Tamamen el emeği, göz nuru. Çok kaliteli şekilde çalışılıyor öğrencilerimiz tarafından. İçindeki kullanılan malzeme nedir? İçinde kullanılan karpostallar. Karpostallardan yapılıyor. Karpostallardan sipariş ediliyor. İstediğimiz renklerden. Evet, bunlar da karpostaldan yapılmış. Aynen, bizi temsil ediyor zaten bu. Halı dokumacılığıyla ilgili. Üç boyutlu resmimiz. Gerçekten muhteşem. Bu halıyı yapmak ya da bu karpostalla bu resmi yapmak gerçekten kolay bir şey değil. Tamamen el emeği, göz nuru, emek isteyen bir şey bu. Bunları da yine yaptıktan sonra açık artırmayla satıyorsunuz. Açık artırmayla satıyoruz. Öğrenciler kendilerine satıyor. Bizim aslında Aile Destek Merkezi olarak amacımız öğrenci dezavantajlı bayanlarımızı ve kızlarımızı oraya kazandırmak, topluma kazandırmak adına açılmış. Oraya onları değerlendirmek. Hem eğitim amaçlı. Hem eğitim amaçlı. Hem de evde oturup canları sıkılacağına geliyorlar bize. Kurslarını da, eğitimlerini de görüyorlar. Diğer yan sınıfta da çocuklarını da gelip, kreşimiz var. Yan tarafta kreşe çocuklarını da bırakıyorlar. Hem onlar eğitim görüyor, hem yanı sıra çocukları da eğitim görüyorlar bu konuda. Peki, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, Ajanda programında bugün İstanbul Yenikapı'da Siirt günlerini gezdik dolaştık. Siirt'in tarihi güzelliklerini, kültürünü, yöresel ev yemeklerini ve birçok ürününü tanıdık. Bir başka Ajanda programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.